Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı sayfa 53 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 531. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Sözünden ne anladığınızı söyleyiniz. Cevap, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, sözünden halkın devlet üzerinde hal ve yetkilere sahip olduğunun vurgulanmıştır. Bu söze göre devletin yönetimi belli kişilerin, belli bir ailenin elinde değildir. Ülkede yaşayan herkes yönetimde söz sahibidir. İkinci, Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında neler biliyorsunuz? Cevap, 1. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan milli mücadele, milli kuvvetlerin düşman işgalini önlemesiyle zaferlerle sonuçlanmıştır. Milli mücadele yıllarında mücadelenin örgütlenmesi için birçok çalışma yapılmıştır. Meclisin kurulması da bu yönde yapılan çalışmalardan biridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Meclis, ulusal egemenliğin simgesidir. Meclis, başkan tarafından yönetilir. Genel kurullarda milletvekilleri toplanarak kararlar alır. Meclis yasamanın başıdır. Meclis, halk tarafından seçilen milletvekilleri tarafından oluşturulur. Mecliste alt komisyonlar farklı alanlarda çalışmalar yaparlar. Meclis kanun, kararname, yönetmelik çıkarmakla sorumludur. 3. Cumhuriyet rejimi hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, Cumhuriyet yönetiminde devlet, vatandaşların temsilcileri vasıtasıyla yönetilir. Bu yüzden vatandaşların bizzat yönettiği hükümet biçimi olan doğrudan demokrasiden ayrılır. Ancak günümüzde demokrasi ile aynı anlamda da kullanılır. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı sayfa 53 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.